Şimdi ForceCore'un arama modlarını tanıyalım. D2, ayrım 2 modu. İki sesli ayrım modudur ve ayrım modları içerisindeki en derin moddur. Demir ve demir türü metallere kalın tonda ses, diğer metallere yaklaştıkça tizleşerek şiddet artan ses verir. Özellikle çöp metal bulunmayan temiz sahalarda iyi sonuçlar verir. Taşlı veya atık metallerin bulunduğu sahalarda ID eleme özelliğini kullanarak ve arama başlığı daha yavaş sallanılarak daha derin bir arama yapılır. Ayrım 2 modunda ID eleme özelliği aktiftir. ID eleme fabrika tarafından 10 seviyesinde ayarlı olarak gelir. 10 seviyesi tüm dünyadaki toprak ve mineralli taşların etkilerini giderdiği seviyedir. Bu özelliğin sağlıklı çalışabilmesi için zemin ayarının yapılması gerekmektedir. ID eleme özelliğini kullanarak istenmeyen metalleri görmeden arama yapabilme özelliğini göstereceğiz. Şu an demir türü bir metale 20 ID alıyoruz. ID eleme ayarına gelerek seviyesini 20'ye alıyoruz. Ve ID'sini kapattığımız metali görmeden arama yapmaya devam ediyoruz. D3, ayrım 3 modu. 3 sesli arama modudur. Demir ve demir türü metallere kalın takırtılı bir ses. Altın ve folyo gibi metallere kalın bir ses. Gümüş, pirinç ve bakır gibi metaller ise ince bir ses verir. ID eleme özelliği bu modda aktiftir. Dilerseniz istenmeyen metallerin ID'lerini kapatarak daha rahat bir arama yapabilirsiniz. Bu mod özellikle atık metallerin veya farklı metallerin çok bulunduğu sahalarda metal ayrımı yaparak daha hızlı ilerlemenizi sağlar. Jog mod, iletken toprak modu. ForceCore'un ıslak kumlu toprak, alkali toprak gibi iletken zeminler için geliştirilmiş özel modudur. Bu modun iki farklı özelliği vardır. Birincisi, ID eleme özelliği demir ve demir türü metallere aynı zamanda zeminden gelen demir etkilerini görmemek için fabrika tarafından 40 seviyesini ayarlıdır. İkincisi, otomatik toprak ayarını tüm zeminlerde yapabilmesidir. Örneğin, diğer modlarda otomatik zemin ayarı 40 ila 90 aralığında yapılır. Jog iletken toprak modunda ise 0 ila 90 aralığındadır. Örneğin, demir yoğunluğu yüksek olan bir taş var elimizde. Farklı bir modda bu taşa zemin ayarı yapmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi zemin ayarı yapamıyoruz. Şimdi jog modu alıyoruz. Ve jog modda deniyoruz zemin ayarımızı. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde zemin ayarını yapabildik bu modda. Bu da normal şartlarda zemin ayarının yapılmadığı ya da çok zor yapıldığı iletken zeminlerde rahatça zemin ayarı yapmanızı sağlar. Bu modda ID eleme 40'a kapalı olduğu için demir ve demir türü metallere ses vermez. ID eleme seviyesi aşağı alındığında demir ve demir türü metallere kalın tonda bir ses verir.
diğer metallere hedefe yaklaştıkça tizleşerek şiddeti artan ses verir. Genel arama modu, cihazın en derin ayrımsız modudur. Diğer modlardan farklı olarak arka planda sürekli devam eden, kullanıcı yorumuna olanak tanıyan eşik sesi mevcuttur. Eşik sesi bu moda performans ve derinlik katmaktadır. Eşik ayarı ile ayarlanır. Genel arama modunda cihaz hedef ayrımı yapmadan metal ve yüksek mineralli taşlara uyarı sesi verir. Tüm metallere aynı tonda yaklaştıkça tizleşen sesli uyarı verir. Pozitif taşlara metal sesine benzer zip zip sesi verir. Hedef ID olarak 0.1 ila 0.5 aralığında hedef ID verir. Negatif taşlarda ise boing sesi verir. Bu ses hedefin mineralli bir taş olduğunun kesin ifadesidir. Genelde ID vermez. Verdiği durumlarda ise 95 ila 99 aralığında hedef ID verir. ID eleme özelliği bu modda çalışmaz.